Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu tür eğitim videolarını yayınlamaya devam etmem için kanalıma üye olmanızı, videoları beğenirseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyor. Videolar yayınlandığında hemen haberiniz olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Bu videomuzun konu başlığı Generative Fill ile Retouch. Bu videoda şu an için Photoshop beta sürümünde yer alan ancak yakında kullandığımız resmi Photoshop versiyonuna da yüklenecek olan Generative Fill yani yaratıcı dolgu özelliği ile bir portre fotoğrafının kolayca nasıl retouch işleminden geçeceğini, yüzdeki kırışıklık ve çizgileri nasıl doğal bir görünümle ve kısa zamanda yok edebileceğimizi anlatıyorum. Photoshop beta nasıl yüklenir, generative fill nasıl kullanılır konusunda bilginiz yoksa bu konuda hazırladığım videoya hem şu an sağ üst köşede açılan linkten hem de aşağıda açıklama kısmına koyduğum linkten ulaşabilirsiniz. Haydi şimdi Photoshop'a geçelim ve portre fotoğraflarında nasıl kolayca retouch yapabileceğimizi birlikte görelim. Ve Photoshop beta'nın içindeyiz. Şimdi bu fotoğraftaki yüze biz bir retouch yapacağız. Bunun için ilk olarak Katmanlar panelindeki channels kanallara tıklıyoruz. Burada en altta bir artı simgesi var. Buna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman bir alfa 1 kanalı gelecek. Siyah göreceksiniz. Korkmayın sakın. Ardından edit düzenle fill doldura geliyoruz. Buradan contents içerik olarak color rengi seçip burada Brightness yani B harfi ile belirtilen brightness yani parlaklık için 40 değerini giriyoruz. Hue yani renk 0 olacak. S saturasyon 0 yani doygunluk 0 olacak. OK diyoruz. Bir daha OK diyoruz. Ve bu şekilde bir gri ekran gelecek. Ardından şu RGB'ye tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman kırmızı bir ekran göreceksiniz. Bu bizim doğru yolda olduğumuza ait bir işaret. Bu aslında bir maske. Bu aşamadan sonra sol taraftaki araç çubuğundan fırçayı seçeceğiz. Ve fırçanın rengini de şuradan siyah olarak seçeceğiz. Fırçamızın boyutunu da boyayacağımız yerlere uygun hale getireceğiz. Peki nereye boyayacağız ve niye boyayacağız? Birazdan biz retouch işlemiyle yüzdeki bu kırışıklıkları sileceğiz. Ama bazı yerlerin değişmeden kalmasını istiyoruz. Bunlar mesela kaşlar, gözler, dudak, burundaki şu alttaki alan gibi. Bunların biz birazdan yapılacak retouch işleminden etkilenmemesi için boyanması gerekiyor ve bu işlemi yapacağız. Şu anda siyah renk seçili ve ben kaşları gördüğünüz gibi boyuyorum. Biraz daha yaklaşıyorum. Biraz daha fırçayı küçültüyorum. Şu gözleri ve kirpikleri, kirpiklerin uçları dahil olmak üzere boyuyorum. Öbür göze geçiyorum. Buruna geçiyorum. Bunlar karakteristik yerler çünkü. Dudağa geçiyorum. Bunlar değişikliklerden etkilenmeyecek olan yerler olacak. Geri çıkıyorum. Bu göz boyamamış gibi geldi bana bir daha boyuyorum. Evet tamamdır. Şimdi yapmamız gereken windows için control, mac için command tuşuna basmak. Ardından buradaki alfa 1 yazan gri kanala tıklamak. Bu şekilde bir uyarı çıkacak. Boş verin bu uyarıyı. OK deyin. Yani biz bir seçim yaptık. Bu seçimi biz RGB kanalına taşımak istiyoruz. Öncelikle alfa 1'i kapatıyoruz. RGB'ye tıklıyoruz ve sonra da layers'a tıklıyoruz. Şimdi bu bizim kırmızıyla boyadığımız yerler hariç diğer yerler seçilmiş durumda ve generatif fill de vereceğimiz emri almaya hazır hale geldi. Bunu yapmasaydık burada generator fill çıkmayacaktı. Şimdi generate'e tıklıyorum. Evet şu anda etki çok korkunç farkındayım ama yöntem var bunu düzelteceğimiz. 3 tane örnek geldi. Bunlara bakıyorum. Bu ikinci. Bu üçüncü. Orijinal fotoğraf nasıldı bir ona bakalım. Şu şekildeydi. Açtım en uygun olanı seçmeye çalışıyorum. Aslında bu üçünü de beğenmedim. O yüzden tekrar generate'e tıklayacağım. Evet yeni seri geldi. Dikkat ediyorsanız buradaki properties yani özellikler panelinden de bunları görebiliyoruz. Şu yukarıdaki sağa sola doğru oktan da bunları değiştirebiliyoruz. Bakalım bir daha tıklayalım. Sanırım şu ilki en iyisiydi. Tekrar bir öncesi sonrasına bakalım gözü kapayalım bu orijinal hali bu da cilt olarak düzenlenmiş hali ve şunu biliyorum şu anda tekrar ediyorum merak etmeyin korkmayın şu anda çok kötü ve yapay gözüküyor ama biz bunu düzelteceğiz. Bunu düzeltmek için ne yapacağız biliyor musunuz şuradaki beyaz katman maskesine tıklayacağız gördüğünüz gibi etrafına bir çerçeve geldi. Şimdi biz bunu siyaha çevireceğiz. Yani bu katmanı görünmez kılacağız. Bunu yapmak için de klavyenizdeki Mac için Command I, -E, İstanbul'un E'si ve Windows için de Ctrl I -E tuşlarına basacağız. Basıyorum. Siyah oldu bu gördüğünüz gibi ve bu etki bir anlamda yok oldu. Şimdi yapmamız gereken sol taraftaki araç çubuğundan yine fırçayı seçmek ve burası siyah olduğu için renk olarak beyaz rengi seçmek ki şu anda o seçili durumda. Birazcık yaklaşıyorum. Fırçamın boyutunu büyütüyorum. Şu anda bu siyah maske üzerinde delikler deleceğim ben. Ve bir anlamda ben bu biraz önce gerçekleştirdiğim işlemle oluşturduğum yüzün yani daha düzgün bir cilde sahip olan yüzün dokusunu ortaya çıkaracağım. Şurada fazla yaptım. Onu düzeltebilirim. X harfine bastım. Ve burayı tekrar siyahla boyadım. Tekrar X'e bastım. Beyaza döndüm. Dikkatlice boyuyorum. Ve evet, bu prosesi biraz hızlandırıyorum şu anda. Evet, boyama işlemin bitti. Bir önceki, sonraki haline bakalım. Bu önceki haliydi. Bu sonraki hali. Şimdi dikkat edin. Bu yapmış olduğumuz etkiyle yüz gereğinden fazla düzeldi. Ve çok yapmacık bir görünüm var. Bunu nereden düzelteceğiz biliyor musunuz? Opacity'den değil, fil yani dolgudan. Dolguya tıklıyorum. Buradaki sürgüyü en sola doğru çekerseniz eski haline dönmüş olur beni tatmin edebilecek doğallıkta olan Bir yere Çekiyorum Şu anda Evet şu Hatta biraz fazla 63'e getirdim bir öncesi Sonrası diye bakayım Şu an etkiden memnunsam benim işim bitti Tabii ki buradaki 63 mi olsun 48 mi olsun bu size ait olan Bir seçim Şimdi Gözlerin birazcık ortaya çıkmasını istiyorum. Bu yüzden bu, bu fotoğraf özel yapmayabilirsiniz bunu. Bu katmanlar panelin en altındaki adjustment layers yani ayar katmanlarına tıkladım. Buradan curves yani eğrileri seçtim. Eğrileri birazcık tonalite olarak açmak istiyorum. Açtım. Ardından bunun yine burada bu katmanın burada yine beyaz bir maskesi var. Ctrl I, -E, Command I -E ile bunu siyaha çevirdim. Etki yok oldu. Yine fırçam ve fırçamın rengi beyaz olmak üzere yaklaştım. Fırçamı küçülttüm. Şu gözün renkli kısmını boyuyorum. Öncesi sonrasıya bakıyorum. Yaptığımız Curves yani eğrilerle değişimle gözler aydınlandı. Fakat ben başka bir şey denemek istiyorum. Bu katmanın harmanlama modu yani Blending moduna tıkladım. Buradan Hard Light'a geldim. Bakayım nasıl. Sanki Hard Light birazcık daha... Renkleri ortaya çıkarttı yine bunun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız opacity veya fill'den azaltabilirsiniz ben opacity'den birazcık azalttım opacity yani geçirgenlik öncesi sonrası dedim daha da geri çıkalım bunu ben flatten image yapayım yani görüntüyü düzleştireyim bir snapshot'ını alayım yani anlık görüntü fotoğrafı ne halden ne hale getirmişiz onu görelim şu ilk baştaki haliydi. Şu bitmiş hali. Mesela bunun üzerinde hala bir şeyler yapmak istiyorsanız hatta ona da devam edeyim. Büyüttüm fotoğrafı. Remove tool'u aldım. Bunun boyutunu küçülttüm. Remove tool. Ben de remove after each stroke yani her boyamadan sonra yok et emri tikli değil. Dolayısıyla ben birkaç Çizim yapıp ardından OK'ya tıklarsam çizdiğim yerlerde sıkıntılar giderilmiş olacak. Ben bunu tercih ediyorum. Siz tek tek çizdiğinizde her çizdiğinizde yaptığınız çizginin yani belirlediğiniz yerin yok olmasını istiyorsanız yukarıdaki kutuyu tiklersiniz. Bakayım yukarıda sıkıntılı bir yer var mı? Şurası. Şurası var. Şurası. Şu kısım var. Sivilce falan olsa onları da çok rahatlıkla düzeltebilirdik. Gördüğünüz gibi biz yaptığımız işin birazcık geri çektiğimiz için yüzde detayların tamamını yok etmedik. Böylece de gerçekçi bir surat elde ettik. Plastik bir surat elde etmedik. Şurayı da tıklayayım. Şurayı da, şurayı da, şurayı da. Şimdi şu yukarıdaki tamama tıklayacağım. Ve şu anın snapshot'ını alacağım. Bakın bu başlangıçtı. Bu bir önceki aşama remove tool öncesi. Bu da Remove Tool sonrası. Yani son derece gerçekçi bir retouch yapmış olduk. Bu eğitimin sizler için faydalı olduğuna inancım tam. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın.